O kar bir gün eriyecek. Hepimiz biliyoruz yani 2-3 gün içinde eriyor bu kar. Kapı açılacak ve bu adam postanesine gidecek. Ve sevdiği kadından o gerçekten inanılmaz bir neşeyle beklediği mektubu alacak. Postaneye gidiyor. Bir bakıyor ki mektup falan filan yok. Nasıl olur ya diyor, gelmesi lazım. Ertesi gün bir daha gidiyor. 3 gün sonra bir daha gidiyor. 5 gün sonra bir daha gidiyor. 10 gün sonra bir daha gidiyor. Mektup falan yok. Diyor ki bir yandı mı bu postaneler, yıkıldı mı yoksa ne bir haber, ne merhaba, zindan bu değil mi? Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca. Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca. Sorma, 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 sorma. Şimdi gül dalında bülbülün bir garip serçe gül kokar dikerler mazar, kaldım bir çare. Ne seninle ne de sensiz olmuyor işte. Yandı mı bu postaneler, yıkıldı mı yoksa? Adam diyor ki tamam artık, yani çok önemli, acayip derecede gerçekten Türkiye'nin sevdiği ve kabullendiği bir adam haline geliyor Kayahan. Ve o dönemlerde Sezen Aksu anlatıyor. Sezen Aksu'yu tanıyan bunu söyleyebilir, hasta atmıyor. Yok ki. Sezen Aksu'yu tanıyanlar bunu hemen teyit edebilir. Diyor ki Sezen Aksu, işte hepimiz, Adnan Şenses, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, ben, işte Kayahan, Osu Busu, Nilüfer'i, Ajda Pekkan, hepimiz bir arabaya toplanıyoruz. Ve Avrupa turnesine otobüsle çıkıyoruz. Şehir şehir geziyoruz. Kayahan da diyor ki, yani Kayahan da bir türlü şehir turuna inmiyor. Hani çarşı turlarına çıkılır ya hep beraber gidildiği zaman. Asla ve asla bir şekilde gelmiyor adam. Galiba galiba. Neyse, Sezen Aksu da diyor ki bu sefer adama indireceğim. Çünkü connected room'da kalıyoruz. Onu alacağım, indireceğim çarşı durumu. Bu adamda bir şeyler var ama çözeceğim diyor. Ve gidiyor. Yukarı çıkıyor. Kapı hafif aralık. İçerisi kapkaranlık. Adam şarkı yazıyor. Odalarda ışıksızım, katıksızım, divaneyim. Seni sensiz duvarlara yazan benim viraneyim. Kanım aksın gibi terk etmem seni. Peşindeyim ya, ellerimsin, gözlerimsin. İnanmazsın ya, ben perişan gülüm der, anlamazsın ya. Bir ömür bu zindanlarda
kimsin? Özlerim hala. Mahkumum sana. Mektuplarda hala bu. Dağ ben, yorgunum bu celselerden. Dargınım sana. Şurada. Posta posta hatıralar voltalarda yer. Ben perişan günlerim der anlamazken. Arkadaşlar finali şöyle yapmak istiyorum. Aslında hikaye çok uzun. Dünyanın en güzel hikayelerini kendi kendimize, kendi gücümüzle, içimizdeki aşkımızla yazabiliriz. Bu adam da bu hikayeleri öyle bir anlattırdı ki şu an bana. O adamın gücüne acayip inanırken kendi gücüme daha çok inandım ama şöyle bir şey yapmış herif. Demiş ki, ben bu kadını bulacağım. Öyle ya da böyle bulacağım. Artık çok güçlü bir adam haline geliyor. Ve eli kolu uzun oluyor. Bir gün işte İngöl taraflarında bir yerde bir kaymakamla telefonla konuşuyor. Diyor ki, ben diyor işte falanca insanı arıyorum. Falanca insan şu anda çok acayip bir sürprizle karşılaşacak. Asla ve asla sakın söylemeyin diyor benim olduğumu. Ben oraya geliyorum diyor. Falanca insan kim? İşte atıyorum Ayşe. Hangi Ayşe? Geçen hafta evlenen mi diyor. Hoşçakalın canlar. Seni versin be ellere. Ne bulsun ne diyeyim. Sana sevdan yalvarır.